Merhaba sevgili izleyiciler. Baştan sona sağlık, yepyeni sağlık haberleriyle yine karşınızda. Prostat kanserinden bahsedeceğiz bu haberimizde. 80 yaşına kadar olan erkeklerin 15'te birinde prostat kanserine rastlanıyor. Prostat kanseri özellikle ilerlemiş yaşla birlikte çeşitli etnik farklılıkların da olduğu, tabii burada genetik risk faktörlerinin de olduğu önemli bir kanser türü. Özellikle gelişmiş ülkelerde daha sıklıkla gördüğümüz ülkemizde de en önemli kanser nedenlerinin içinde sayılmakta. Müzik Prostat kanserinde çoğunlukla bir semptom olmuyor, şikayet olmuyor ama olduğu zaman da işeme ile ilgili idrara çıkma, aniden çıkma hissi gibi şikayetleri neden olmakta. Bu yüzden 50 yaş sonrası erkeklerde düzenli ürolojik kontroller yapılmalı. Burada özellikle genetik risk faktörlerinin yanında etnik risk faktörleri de var. Siyah ırkta daha sık gördüğümüz bir tümör çeşidi. Bununla birlikte değiştirilebilir risk faktörleri de var. Diyet önemli. Burada özellikle obezitenin çok önemli bir risk faktörü olduğunu hatırlatmak gerekir. Prostat kanseri erken teşhis edildiğinde hastalar daha kolay tedavi ediliyor. Eğer hastamızın beklenen yaşam süresi kısa ve çeşitli komorbit hastalıkları varsa düşük riskli hastalarda izlemde iyi bir seçenek olabiliyor. Bu da bizim literatürlerimize, kılavuzlarımıza girmiş durumda ama bununla birlikte erken yakaladığımız hastalıkta gerek cerrahi tedaviler gerekse radyoterapideki son dönemdeki çok önemli gelişmeler bu kanseri kür sağlanabilir bir duruma getirdi. Prostat kanseri zamanında tedavi edilmezse hastalar idrar yapmada şikayet yaşayabilir. Bu ileri evre hastalık bizi zorlayan bir hastalık çünkü bu hastaların az bir kısmı tanıda metastaz yapmış ileri evrede oluyor. Çoğunluğu aslında erken evre hastaların ilerlemesiyle ortaya çıkıyor. Bu noktada Özellikle son 10 yılda biz tümörü daha iyi anladığımız için, prostat tümör gelişimini ve ilerlemesini daha iyi anladığımız için buna yönelik bu yolakları hedefleyen çok önemli hedefe yönelik tedaviler, akıllı ilaçlar gibi hormonal tedaviler geldi. Eskiden bizim sıklıkla kullandığımız kemoterapilerin yerini artık erken dönemde hormonal ajanlar oral tedaviler almış durumda. Yani kemoterapiye gerek kalmıyor mu o zaman? Kemoterapi eskiden çok sıklıkla hastalarımızın özellikle metastaz yapmış hastalıklarımızın neredeyse tamamında kullanırken şu an erken dönemdeki hastalarda sıklıkla ikinci plana ettiğimiz özellikle de bu COVID dönemi hepimizin bildiği gibi çok önemli risk faktörleri getiriyor. Hastanın hastaneye gelişini azaltmak, risk faktörlerini azaltmak için oral yeni geliştirilmiş tedaviler bizim için hem yaşam kalitesini düzeltme anlamında hem de etkinlik açısından çok ümit vaat etmekte. Gelişen tıp sayesinde kronik hastalığı olanlar için kişiye özel en uygun tedavi yöntemleri uygulanıyor. Özellikle ileri yaşta gördüğümüz için bu hastaların ortalama tanı yaşı 65-70 yaşlarda. Bu noktada birçok hastamızın yaklaşık 3'te 2'sinin eşlik eden tansiyon, şeker hastalığı, kalp hastalığı gibi ek hastalıkları var. Bu noktada da bizim daha önceki dönemlerde sıklıkla tercih ettiğimiz kemoterapiler bu hastalıklarla beraber bir araya gelince çok ciddi yan etkileri neden oluyordu. Ama artık elimizde çok yeni tedavilerimiz var, oral tedavilerimiz var. Bu noktada komorbid hastalıkları olan hastalarla birlikte her ne kadar hastanın yaşı ileri olsa da ek hastalıklarına uygun tedavi tercihleri yapabiliyoruz. Pandemi döneminde prostat kanseri olan hastalar uzaktan tedavi ediliyor. Hastalarımızdaki tedavi tercihlerimizde hastanın hastaneye gelişini azaltmak, risk faktörlerini yaşayabileceği yan etkileri azaltmak, enfeksiyonları açık hale gelmemesini sağlamak üzerine tedavi kararlarımızı alıyoruz. Bu noktada mümkünse hastaları oral tedavilerle, ağızdan tablet tedavileriyle takip etmeye çalışıyoruz. Tedavi sürecinde yaşam kaliteleri nasıl etkileniyor? Tabii bu tedavideki önemli gelişmeler bizim özellikle yaşam kalitesi anlamında çok önemli kazanımlar elde ettik. Bu noktada eskiden hastalarımızda kemoterapiye bağlı çeşitli yan etkileri görürken saç dökülmesi, bulantı, kusmalar gibi çeşitli yan etkileri görürken artık bu yeni modern tedavilerle hem yan etki profilimiz değişti hem hastaların tedavi uyumu arttı, tedavi başarısı arttı. Bu noktada yaşam kalitesi özellikle yeni tedavilerle çok iyi bir noktaya gelmiş durumda. Müzik Tıbbi Onkoloji Derneği son yıllarda artış gösteren prostat kanserine dikkat çekmek için bir kampanya başlattı. Tak bir mavi kravat, prostat kanserine dikkat sloganıyla birçok ünlü isim kampanyaya destek verdi hem tanısal süreçlerle ilgili hastaları bilgilendirmek hem de tedavi süreçlerindeki gelişmeleri aktarmak üzerine çok iyi planlanmış bir proje. Özellikle burada büyük şehirlerle başladı. Burada sembolik yapılara mavi kravat takılmasıyla bir farkındalık oluşturulması toplumda hem de bununla beraber toplumda değerli kişilerin bu paylaşımları yaparak toplumda bir bilinç oluşturması konusunda yaptığımız sosyal sorumluluk projesi. Çok olumlu geri dönüşler oldu. Farkındalık düzeyini bir mevze yükseltebildiyse ne mutlu. Tak bir mavi kravat Prostat kanserine dikkat kampanyasına destek olabilmek için ben de mavi kravatımı taktım gördüğünüz gibi. Mavi kravat prostat kanserine dikkat kampanyasına destek vermek için mavi kravatımı taktım. Tak bir mavi kravat, prostat kanserine dikkat. Tak bir mavi kravat, prostat kanserine dikkat etkinliği için mavi kravatımı taktım. Evet sevgili izleyiciler bugün de baştan sona sağlık haberlerimizin sonuna geldik. Soru ve görüşlerinizi iletmek isterseniz aşağıda yazılı mail adresimize maillerinizi iletebilirsiniz.